Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu salisu min kitabil kasmi ve nüşuz. Bugün kitabul kasm ve nüşuzun 3. ve son dersini okuyoruz. Zaten kısa bir kitap değil. Faslun zaheret emaretun nüşuziha. Kadında nüşuz emareleri, belirtileri, alametleri zahar oldu. Nasıl belirti oldu? İaraz ediyor, arkasını çeviriyor, yüzünü ekşi yapıyor. Eskiden öyle değildi. Veyahut da eskiden yumuşak konuşurken böyle sivri sivri konuşmaya başladı. Sert konuşmaya başladı. Bunlar kavli veya fiili kadının nüşuz, itaatsizlik belirtileridir. Neyse, va'azaha, ona nasihat etsin. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor, وَالَّتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِيزُوهُنَّ. Nüşuzlarından korktuğunuz kadınların vaiz etsin, nasihat edin. Nasıl nasihat etsin? Desin ki Allah'tan kork. Senin üzerine benim vacip olan hakkım var. Bundan dolayı Allah'ın azabına müstahak olursun. Allah'ın azabından kork, Allah'ın azabından sakın. Yaptığın yanlıştır desin. Ama bile hecri, hecirsiz yatağını terk etmesin, yalnız bırakmasın, ona vurmasın da. Bir de ona desin, bak, nüşuza devam edersen sen nefakan benden düşer. Nevbet, taksimat hakkını ne edersin? Kaybedersin. Oldu mu? Belki vazgeçer. Demek, zahret emaretu nüşuz ya ve azâ bilehecî. Peki fe in tuhukkika nüşuzun, eğer nüşuz kesinleşirse, kadın nüşuzu kesinleşti, nüşuzluk yaptı. Ama velem yetekerrer, o nüşuz ondan tekrar etmedi birkaç sefer. Va'aze ne eder? Va'az eder. Ve hecere onu terk eder fil medce. Medcede, yatakta onu terk eder. Çünkü yatağına insan koca gitmese, yatığı odaya gitmese ağrına gider. Belki bir caydırıcı olur. Demek emareler görünürse hecir yapmaksızın, derb yapmaksızın ne etsin? Vaiz etsin. Nüşuz kesinleştikten sonra yalnız tekrar etmediyse vaiz eder, medcende onu terk eder. Yalnız velâ yadribu fil ezheri. Ezhere göre ne etmez? Vurmaz. Niye? Çünkü bu nüşuz tekrar etmediği için derbi gerektirmiyor. Kultu İmam Nevevi diyor, el ezher yadribu vallahu alem. Vurur. Yani hafif dayak da atabilir. Yalnız bu dayak hafif olur. Amaç onu nüşuzdan caydırmak. Amaç onu incitmek değil. Yani gaye, İmam ne diyor? Yadribu yani vursun değil, yani vurabilir. Vurmak nedir? Dövmek caiz. Fe'in tekerrere, fe'in tekerrere, bu sefer unuşuz tekrar ederse, birden ne zaman vurabilir? Bak fe'in tekerrere derebe, ne eder? Vurur, döver. Ama ne zaman döver? Eğer o dövmek faydalı olur, faydası olur zanni varsa, öyle zannediyorsan dövsün. Ve illa biliyor ki vursa da fayda etmez, belki o dövmek daha yan etki yapar, yan tesir yapar, o zaman dövmesin. Ve tekerrere darabe. Felev mene'aha hakkan.
erkek bu sefer kadının bir hakkını men ediyor. فَلَوْ مَنَعَهَا O kadını men ederse hakkını. Onu bir hakkından men ederse. كَقَسْمٍ Kasım gibi. Hanımların yanına giderken onun yanına gitmiyor. Onu sıraya koymuyor. وَنَفَقَتٍ وَنَّفَقَتٍ Onun nefakasını ödemiyor. اَلْزَمَهُ الْقَادِ Tabi o kadiye müracaat eder. O kadiye ne eder? Müracaat eder. اَلْزَمَهُ O kişiye lazım kılar. اَلْقَادِ قَادِ تَوْفِيَتَهُ O hakkın tevfiyetini, o hakkı yerine getirmeyi kadi ne eder? Emreder. Kadi onu çağırır. Hanımın hakkını ver. Oldu. Ama kadın bunu isterse, kadiye müracaat ederse, kadın ne yapar? Onun hakkını yerine getirir. Niye? Çünkü kadın hakkını yerine getirmekte acizdir. Ama kadın nüşuz yaparsa, koca kendini hakkını arardı. Çünkü koca hakkını yerine getirebilir, gücü var, kadına bazı baskıları yapabilir. Oldu. Onun için ona nesat ederdim. Ona tokat vurabilirdi, yatağına gitmeyebilirdi. Kadından hakkını almak için bunları yapardı. Çünkü yapma gücü de var. Ama kadının böyle yaptırma gücü olmadığı için kocasına karşı hakime müracaat ederse, hakim kocaya o hakkı ilzam eder. Zorla ondan alır, eşine verir. فَاِنْ اَسَاءَ خُلُقَهُ Huluk Hulkun ikisi de caizdir, müfrettir. فَاِنْ اَسَاءَ خُلُقَهُ Eğer ne? Eğer kadın hulukunu, ahlakını kötü eder, erkek ahlakını kötü ederse, وَاَزَاهَا Hanımına eziyet ederse, hanımına ne ederse? Eziyet ederse. Dayar olabilir, lafla olabilir, hecri filmci olabilir. Bir de sebebin sebeple yok. Sebepsiz yerde yaparsa nehahu nehahu ne eder? Kadi onu neh eder. Kadi ne eder? Hanım başvurursa bunu bir daha yapma diyor. Peki fe in ade tekrar kadini uyarmasına rağmen aynı isaatul huluka eziyete rücu ederse azzerehu eğer kadın ne ederse onun tazirini isterse kadın onun tazirini isterse kadın ne eder? Onu tazir eder. Layık, münasip gördüğü cezayla onu ne yapar? Cezalandırır. Peki ve in kâle eğer derse bak biraz önce kadın hakaret yapıyordu. Sonra erkek yaptı. Bu sefer münakaşa oluyor. Ve in kâle kullun hem kadın hem erkek diyor. İnne sahibehu muteaddi. Kadın diyor benim kocam muteaddidir. Zulüm yapıyor. Haddini aşıyor. Kadı da erkek de diyor benim hanımım müteaddidir, zulüm yapıyor, haddini aşıyor. Ne yaparız? İkisi de birbirine karşı davacı oluyorlar. Ta'arrafel kadi el hale. Ta'arrafel kadi el hale. Kadi hali durumu ne yapar? Ta'arrafel kadi el hale. Kadi hali araştırır. Durumu incelemeye alır. Neyle? Bisikletin yahburuhuma. Onları bilen, onları tanıyan, onların iç aleminden haberdar olan biriyle öğrenmeye çalışır. Birini görevlendirir. Hele bir bak kim haklı kim haksız. Dava ettiklerinde kim haklı kim haksız. Öğrenir durumu ve mena'a zalime. O zaman zalimi zulmünden ne eder? Mena eder. Yani
O sikkat sayesinde onların durumunu öğrenir, zalim kim olduğunu tespit eder ve zalimi zulmünden ne eder? Mena eder. Oğlum, feinişteddâ şikâku. Eğer şikak şiddetlenirse, feinişteddâ şikâku. Eğer şikak ne olursa, şiddetlenirse, aralarındaki münakaşa ileri dereceye giderse, ba'sa hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. Kadının akrabalarından ehlinden, erkeğin ehlinden birer hakemi görevlendirir. Getin, bunların işini halledin. Bunların sıkıntılarını çözün. Peki bu gidenler neci oluyorlar? وَهُمَا وَكِلَانِ لَهُمَا. Kadının ehlinden olan kadının vekili olur. Erkeğin ehlinden olan erkeğin vekili olur. وَفِي قَوْلٍ bir kavle göre onların vekilleri olmuyorlar. مُوَلَّيَانِ مِنَ الْحَاكِمِ. İkisi de hakim tarafından muvella, yani veli oluyorlar, görevlendirilmiş oluyorlar. Demek ki esahu ki bunlar onların vekilleri, hilaf-ı esaha göre bunlar hakimin neyidirler? Hakimin muvellalarıdırlar. Hakim bunları ne etmiş? Görevlendirmiş. Peki faalel evveli, vekil olduğunu kabul edersek, nasıl ki kuvvetli görüşle o edeyim. Yüşteretu ridahuma. Kadın ile kocanın o hakemlere rıza göstermeleri şarttır. Madem onların vekilleri, onlar rızaları olmadan biri vekil olmaz. Hakim iki kişi, erkek kadın akrabalarından birer kişi görevlendirir. O kadın erkek diyecek ki tamam biz buna rıza göster. Kadın kendine rıza, erkek kendine rıza gösteriyor. Göstermezse olmaz. Onların rıza gösterdikleri biri olmalı. Madem onların vekilleri ise onların bu hakemlere rızaları nedir? Şarttır. Onların rızaları olmadan hakim ne gönderemez? İki hakemi gönderemez. Onlar gönderme dedilerse hakim gönderemez. Veyahut da onlar gönder diyorlar ama istedikleri kişi olmasa kabul etmezseler, etmeyebilirler. Çünkü onların neyidir? Onların vekili. فَيُوَكِّلُوا حُكْمَهُ فَيُوَكِّلُوا حُكْمَهُ فَيُوَكِّلُوا vekil oluyor. Bak. فَيُوَكِّلُوا vekil eder. Kim? Zevç. حُكْمَهُ şey hakemehu. Hükmedin hakemehu. Erkek kendi akrabasından olan, hani rızasıyla gelen hakemini vekil eder. Bir talakın diyor, sen benim vekilimsin, benim eşimi boşayabilirsin. Ve kabuli ivedi hul'in. Ve kabuli ivedi hul'in. İvedi hul'i kabulunda da benim vekilimsin. فَيُوَكِلُوا حَكَمَا بِتَلَاقِينَ. Diyor, münasip görürsen boşayabilirsin. وَقَبُولِ اِيْوَدِ خُلْعِينَ. اِيْوَدُ خُلْعُنْ kabulunda da ben vekilimsin. Yani uygun görürsen, talaklarını kadına sat, ücretini al. Bu sefer وَتُوَكِلُوا حَكَمَهَا. Kadın da hakemini ne ediyor? Kadın da hakemini vekil ediyor. Bir bezli ivedin. Diyor, talaklarımı satın almakta benim vekilisin. Yani pazarlık yapıp talakların ivedini verebilirsin. Ve kabulü talakin bihi, o ivedle talakımı kabul edebilirsin. Yani talaklarımı parayla alabilirsin, benim vekilimsin.
Benim vekilim beni boşa diyemez. Çünkü boş, öyle bir hak kadında yok ki vekiline versin. Demek erkek vekiline iki şeyde vekalet verir. Benim namıma hanımın boşa bilirsin. İvad karşısında, İvad-ı Hul karşısında talaklarımı verebilirsin. Kadının talaklarını verebilirsin. Kadın da hakemini tayin eder, diyor, İvad-ı Hul'u vermek suretiyle talaklarımı alabilirsin. Yoksa benim vekilimsin, beni boşa diyemez zaten. Onun vekili onu boşayamaz. Peki diyelim bu iki kadı bir türlü anlaşamadılar. Biri diyor boşanın, biri diyor boşanın. Biri diyor kol olsun, biri diyor talak olsun. Bu sefer ne eder? Kadı iki hakim daha gönderir. Kadı ne eder? Kadı iki hakim daha gönderir. Bunlar bu sefer devreye girerler. Hatta bunlar da hal eden mesele iki, üçüncü hakimleri de gönderebilir. Oldu mu? Kitabul hul'i. Hul'i nedir? Hani demin İvad-ı Hul falan dedik ya. Bakalım hul'i nedir? Yarın hul'den devam ederiz. Nefakumullahu nef'an ve min. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب